Modern hayatın çökmesini ve her yeri yabani otların kaplamasını sabırsızlıkla bekliyorum üstad. Demiş Miyazaki. Miyazaki. Evet, bu Evet. şimdi gerçekten Gerçekten. gerçekten artık sinema konuşuyoruz. Evet. Ve evet, gerçekten sinema konuşuyoruz deyip olmuyor o iş. Konuşmaya başlıyoruz. Yani Sen çünkü beceremiyoruz ama sinemada çünkü öyle bir şey, anladın mı? Hakikaten böyle elle tutulur bir şey değil. Yani o kadar içimize sinmiş ki bu durum. Mesela muhtemelen bir resim ya da heykel ya da tiyatro konuşsaydık daha farklı olacaktı, daha bir ciddi olacaktı. Ama sinema nedense bir lakayetliği de içinde barındırıyor. Mesela öncelikle bunu sormak istiyorum sana. Sinema, değil mi? Yedinci sanat. En sona atılmış. En hani tabii tarihsel de bir süreç bu ama aynı şekilde sanatsal olarak da çok geç hani sanatsal olarak kabul edilebilmiş bir durum. evet. Bunun nedeni mesela hala bugün şöyle tartışmalar var. Sinema sanat yani tabii ki de umarım yoktur ama hala sinema sanat mıdır, endüstri midir falan. Mesela ben okul yıllarımda böyle tartışmaları hocalarımızın falan bizi teşvik ettiğini hatırlıyorum. Sinema sanat mıdır ya da yoksa endüstri midir? Mesela ilk başta bunu şey yapalım. Endüstri olmaması çok zor çünkü paraya oldukça bağımlı bir sanatsa da öyle bir sanat. Parasız yapamazsın yani bunu. Mesela Yapabilirsin. Mesela Dogma 95 falan yapmaya çalışmışlar paraya çok bağımlı olmadan. Ama yani her türlü kullandığın, ya her sanatta var bu. Müzikte de kullandığın enstrüman da bir paraya bağımlı bir şey sonuçta. Ama bu sinemada kullandığın enstrüman, kamera da paraya bağımlı ama sinemada onunla da değil, milyonlarca liralar, dolarlardan bahsediyoruz bir film çekmek için gereken şey. Ama Onun ben katıldığı bunlara söyleşinde şöyle bir şey vardı. Diyordu ki hani sinema üzerine bir söyleşi yapıyordu. Diyordu ki hani paraya ve elektriğe bu kadar muhtaç olan bir sanat. Yani elektrikler kesildiği anda bitecek bir sanattan bahsediyoruz. Bugün elektrikler gitse sinema diye bir şeyden bahsedemeyiz. Ve hani sanatsal üstünlük olarak atıyorum şiir bir numaraysa, şiiri bir numara olarak, tap olarak kabul ediyorsak, sinema 10 falandır. Çünkü dünkü çocuk diyor. Yüzyıllık evet. bir şeyden Ve bahsediyoruz şiir çok diyor daha insan kalıcıdır. Çünkü onun öyle bir zihninde. elektriğe vesaire bir şeye bağımlılığı yok. Şiir havada süzülebilir. Yani ses titreşimleriyle de yapabilirsin. Müzik de öyledir. Akustik diye bir şey var. Herhangi bir elektriğe ve şeye ihtiyaç duymazsın. Ses Eğer çıkartabilirsin gibi bir bir şey. şeye İşte vursan ben bir burada davul şunu söyleyeyim. Sinemanın perküsyon tanımını yaparken sanat mıdır, şu mudur, endüstri midir, bu mudur derken mesela benim gözüm ben şöyle görüyorum bu şeyleri. Sinemayı da birçok şeyi de ve o yüzden de çok seviyorum sanırım zamanla böyle bir şey geliştirdiğim için. Bir insan dışa vurumu olarak görüyorum. İnsan ifadesi, ifade biçimi. İnsanlar hep bir derdi olmuş insanların tarih boyunca ve hep anlatmaya çalışmışlar o derdini ve o dertlerini anlatmak için çok farklı yöntemler geliştirmişler. Sinemada bunlardan biri bence bir derdi olanın. sinemada en nihayetinde derdi ya da bir şekilde parası ya da parayı bulabilen insanların derdinin olduğu bir sanat Evet, diyebilir miyim? ama sonuç olarak bir insan ifadesi olduğu için ben İşte sanat mıdır nedir onu bilmiyorum ama değeri bu insan ifadesi olması çok büyük bir değer atfediyor ona bence. Çünkü seviyorum. Ben İşin çok seviyorum sonunda insan ifade biçimlerini. Müziği, İşin sinemayı. sonunda şöyle bir cümle kurabilir miyiz mesela? Nabokov'un, Vladimir Nabokov, bu Lolita'nın
yazarının, muhteşem kitabının sahibinin bir lafı var. Diyor ki, sanat, sanat içindir. Çünkü ortada kimse yok. Bir nevi böyle bir şey olarak değerlendirebilir miyiz yani sanatsal şey? Yani şimdi belki bu abimiz bunu edebi bir dille ortaya atıyor bu lafı ama ifade biçimini. Yani hakikaten sanatın yani temelinde bütün sanat dallarının en başına dönersek hani o muhteşem tartışmamız var ya hani yumurta mı tavuktan çıkar, tavuk mu yumurtadan hesabı. Sanat sanat için midir, toplum için midir? Biliyorsun bize bunu okul çağlarında öğrettiler işte. Tanzimat döneminde falan bile ikiye ayrılmış durumda ya güruhlar. Sanat niçin? Nabokov da buna şöyle bir seslenişte bulunuyor. Sanat sanat içindir çünkü ortada kimse yok diyor. Yani bu yapacağın şey her neyse o sanat biçimi senin içindir. Çünkü birilerini kahile falan alman için değil. Çünkü senin dışa vurumundur bu diyor. Öyle evet. Bu üstünlük yani evet sanat dallarında mesela sinema bugün sinemayı ele alıyorsak evet paraya ve elektriğe muhtaç bir sanat. Ama bugün en büyük sanatlardan biri. Ve bugün biz bunu tartışacağız ya da konuşacağız. Ve çok da en ustalığına varılabilmiş bir şey değil. Çünkü 120 yıllık bir sanat burada taş çatlasa. Ona da yani taş çatlası diyebiliyoruz. Kesin bir tarih verilemiyor çünkü. Film diye atlatıyor. Taşı çatlatırsın yani. 120 yıl doğru bir tespit. Çok çok kısa bir süre yani bu o, bununla neler yapılabileceği henüz keşfedilebilmiş değil tam olarak hani tamamıyla açılmış değil insanlar sinemayla yani eline attığı her şeyle çok farklı çok acayip şeyler yapabilirler. Ya yani mesela sinemanın temel şeyi nedir? Yani elektrik mi mesela? Değil mi? Elektriğin tarihi ne? Hani ben mesela kişisel olarak tabii elektriğin tarihi dışında bizim köye elektrik 1999'da gitmiş abi. 1999 yılına kadar bizim ailemin yaşadığı Ordu'nun işte bilmem ne yaylalarında, Perşembe yaylalarında falan elektrik yokmuş 1999'a kadar. Ve 1999 senesine kadar elektriksiz yaşamış oradaki insanlar. Ve bir şekilde sonra elektrik gelmiş. Sonra şu an asfalt falan döşüyorlar. Hani öyle bir artık medeniyete kavuşturma süreci falan. Biz mesela sinemasal bir düzlemde şunu biliyoruz. 1839 fotoğrafın icatı. Fotoğraf sinemanın bir uzantısı diyebiliriz. Hani ilk önce fotoğraf vardı. Hani Godard'ın bir lafı var. Çok da severim. Fotoğraf gerçektir. Sinema 24 kare gerçektir. Saniyede 24 kere gerçektir. Saniyede 24 kare gerçektir diyor. Yani sinema gerçekten gerçekliğin daniskası. Tabi caizse. Tamamen şimdi şey bizi ilk aktaran 10 bir... filmini yaptın mı? İlk 10 muydu 5 miydi? Sen işte o sorunu ben de yaşadım. O yüzden bir ben 5'te tükendim abi lanet olsun. Tıkanıyorsun çünkü ilk 10 yapmak çok zor bir şey. Ben şöyle yaklaştım. Bu dönemsel yapılabilecek şeyler. Mesela bana bunu bir ay sonra sorsam bile bambaşka bir liste çıkartabilirim. O an evet. Düşündüğün... Ama uzandım de... düşündüm. İlk 10 yapalım dedik ya. Hı-hı. Şey yapalım şimdi. 1-1-2-2 diye devam edelim. Benim birincim kesin birinci. Özür dilerim. İlk 10'la alakalı şöyle bir şey var. Hani mesela dedin ya dönemsel bir şeydir. Hani ilk 10 sürekli değişebilir aslında. Ama bir de şöyle bir şey de var.
ne olursa olsun değişmeyecek şeyler de var. Hani bu onun içinde. Öyle değil mi? Sanki var, tabii, öyle bir tabii. Şey. Evet, hani, evet. Bende de var. Mesela bir şu anki iddialı bir şey söylüyorum. Birim çok kolay kolay değişmez. Benim birinci. Çok merak ettim birimi. 9'dan başla. 9'dan mı başlayayım? 9'um çok acayip bir şey. 9'um bir film değil. Bir seri. Böyle belgesel serisi gibi bir şey. 9'um Fishing with John. Severim. Neden? Çünkü bu 9'a kadar gelirken açıklayabilirdim bunu. Fishing with John'daki mizahı, ya bayılıyorum o mizaha. O nasıl desem, absürtlüğü iyice böyle daha da içine giderek. Biraz istersen açıkla bu durumu. Çünkü ya, izlemeyen insanlar olabilir. Şöyle bir şey. John Lurie diye bir adam. Bu Jarmusch'un Stranger Than Paradise'ında oynayan, Down by Law'da oynayan. Bu adam bir belgesel çekmeye karar veriyor. Ve balıkçılık hakkında yapayım diyor bu belgeseli. Ama sorun şu ki bu adam balıkçılık hakkında hiçbir şey bilmiyor. Ve yanına aldığı konuğu da hiçbir şey bilmiyor. Ve Japonları ikna ediyor bunun değerli bir proje olduğuna. Japonlar gerçekten ikna olup. Japonlar. Evet. Bunu bilmiyordum. Onlar bir söyleşisinde izlemiştim. Şey diyor, çok acayip bu insanlar ya diyor. İlk böyle bir 4 bölüm falan yapmışlar. Toplam 6 bölüm var Fishing with John'un. Artık böyle 5. bölüm falan ama bir sürü problem yaşamışlar. Mali problemler tamamen batmış. Film hiçbir yerde sevilmemiş falan. Sonra buluşmuşlar bir yerde böyle tekrar. Şey, adamın taklidini böyle yapıyor. John merhaba. Fishing with John'u bitirmeliyiz diyor. Hani onca kaosa, karmaşaya, para kaybetmelerine gitmiyor belliyken. O adam hadi son 2 bölümü de yapalım diyor Japon abimiz. Onu da yani başka bir şekilde yapamazmış sanırım bunu. 90'larda yapıyor John'ları. Ve gerçekten garip bir mizahı olan, zaten John garip bir adam, John Lurie. O mizah konusunda çok böyle takıntılı olduğum için bir şeylerde o tip mizahlar görmeyi seviyorum. Çünkü yoksa intihar ederdim yani. Ben bu böyle mizah olması. Ya? Öyle yani, bu şeyi bulamadım. Seni hayata bağlayan şey mizah mı ya? Yani mesela Tom Robbins'i falan bulamam. Yani hep Kafka okusaydım. Kafka okumaya devam edip falan böyle bir şey yapsam. Aramızda olmaz mıydı? Olmazdım. İyi ki... Ya da bir böcek olarak hayatına devam edebilirim. Olabilir, bir sabah öyle uyanabilirdim. Senin 9'un ne? 9'um Marni. Ne? Hitchcock'un bir Marni. Marni. Evet. Nasıl çevrilir? Hırsız kız falan belki diye çevrilir. Hitchcock'un bir filmi. Hatta listemdeki tek Hitchcock filmi. Umarım izlemişsindir. İzlemediysen de izle lütfen. İzlemedim. Marni, yani şimdi Hitchcock'u ele alalım mesela. Hitchcock nasıl bir yönetmen sence? Gerilimli filmler yapan ve kendi bildiğini bir kere şey yapmış, bir devrim gerçekleştirmiş bir adam. Çünkü o sinemadaki o gerilim unsurunu en iyi gören ve en iyi keşfedip kullanan ilk insanlardan biri Hitchcock olabilir. Hitchcock 20'lerin sonundan, 30'lardan beri film çekiyor. 50'lerdeki, 60'lardaki. İngiltere'den Hollywood'a gittiğinden beri. Evet. Yani İngiltere'de zaten filmleri var. Daha sonra Hollywood'a gidiyor. Bu arada enteresan bir şey söyleyeyim. Bu bende enteresan bir kitap var. Böyle yönetmenlerin gizli hayatlarıyla ilgili çarpıcı paragraflarda bulunan bir kitap. Hitchcock adam akıllı hiç film izlemeyen bir herif. Yani film kültürü acayip zayıf. Yani iğrenç bir sinefil diyebiliriz onun için. Hani
Hatta bir tane böyle film konusunda çok iyi bir eleştirmen, işte film şeyi, filmler konusunda böyle uzman biriyle falan muhabbet etmeye çalışıyor. Ve bir şekilde adam şey diyor, artık diyor lanet olsun diyor, o kadar sıkıldım ki diyor Hitchcock'un şarap ve yemek konusundaki takıntısından diyor. Derhal partiyi terk ettim diyor. Çünkü ne zaman bir film konusu açılsa Hitchcock'la ilgili hemen şaraplara ve yemeklere çekiyormuş konuyu. Çünkü zaten göbeğinden de belli olduğu üzere yemek konusunda hayli bir deneyimli ve şarap konusunda da eski şaraplar konusunda özellikle. Öyle bir abimizdi galiba. Çok film izlemeyen, sinemayı o kadar pek de sevmeyen. Ya o da enteresan bir durum değil mi yani? Hani mesela hiç muhteşem filmler çekiyorsun. Muhteşem filmler çekiyorsun ama film konusunda hiçbir şey bilmiyorsun. Yani biz burada konuşuyoruz film konusunda. Çok normal falan. Aslında ya. O öyle kullanıyor o formu. Şey yapıyor. Onu yapabilmeyi biliyor. Belki de şey gibi. Hani bir tane filmde, filmin ismini hatırlamıyorum şu an. Şey diyordu. Hani başka şiirle ilgili bir filmdi. Şairlerle ilgili. Başka şairlerin eserlerini okumuyormuş adam. Çünkü kendi şiirinin bozulmasından korkuyormuş. Evet, bunun gibi bir şey mi acaba? Olabilecek bir şey. Yani çünkü Hitchcock'ta, Hitchcock dediğimiz adam mesela cameo diye bir sistem var değil mi? Sinemada. Cameo. Biliyor musun? O çok gereksiz bir ayrıntı ama bence. Her gereksiz ama bence gücü. Çok keyifli bir şey. Evet. Küçük ayrıntıları, küçük ayrıntıları takdir et diyorsun. Dedim. Hayır, mesela bunu mesela yani ki, tabii çok gereksiz, farkındayım. Ama mesela bayılıyorum ona. Mesela ne zaman ki bir Hitchcock filmi izlediğimde Hitchcock'un böyle aptal hani bir karakter içinde görünüşü falan beni çok etkiliyor, nedense bilmiyorum. Hatta Lifeboat diye bir filmi var Hitchcock'un. Orada işte bir şeyde, bir botta geçiyor hikaye. Bir botta mahsur kalan insanlar denizin ortasında. Artık Hitchcock kendisini nasıl göstereceğini bilememiş herhalde. Yani o kamerayı yapacak ya. Evet. Nasıl yapacağını bilememiş. Bir botun içinde çünkü atıyorum 8 tane adam var. Yani 8 tane insan var botun içinde. Ve kendisini nasıl gösterecek abi bu botta? Gazetenin bir gazete sayfasının sür manşetine kendi fotoğrafını koymuş. Anladın mı? Yani bu mesela çok tatlı bir şey. Yani evet, hani böyle küçük ayrıntıları takdir et. Doğru. Güzel. Fena bir şey değil. Ve hani Hitchcock'un bu konuda yani Hitchcock gerçekten böyle hani iki cümleyle atacağımız bir herif değil bu arada. Hani biz öyle yapacağız ama üç cümle sonra hiç koku yok sayacağız ama gerçekten yine sinemanın babası niteliğinde bir herif. Hani şey miydi? Truffaut mu onunla bir röportaj yapmış? Truffaut röportaj yapıyor. Videolu ve şeyi de var. Kitabı da var. Zaten bir takım adamlar var. Müritleri diye nitelendiriliyor Hollywood'da. Truffaut onlardan biri. Brian De Palma da onlardan biri. Hitchcock'un müritleri diye geçiyorlar sinema tarihinde. Bayağı Hitchcock seven insanlar. Tabii. Mesela Truffaut deyince Fransız filmlerinde ben genelde mesela diğer hiçbir milletten, diğer hiçbir yerden izlediğim filmlerde görmediğim kadar bir duygusal saldırı hissediyorum. O acayiplikleri beni böyle kendimi şey hissettiriyor. Böyle psikoloji bozan cinsten ama bunu böyle çok normalmiş gibi göstererek yaptıkları şeyleri. Çünkü garip bir anlayışları var Fransızların bu konuda. Mesela Kadınları Seven Adam, Truffaut'un o filmi evet, izlerken muhteşem bir film. Şeyle başlıyor.
bir adamın cenazesiyle başlıyor. Kadınları seven. Sadece kadınlar var. Ve 30-40 tane kadın gelmiş cenazeye sadece. Ama yani o filmi izlerken de mesela çok böyle bir şey hissettiriyor. Kadınların baldırlarına mı aşık oluyordu? Öyle bir sahne hatırlıyorum. Ya kadınların her şeyini seviyor. Kadınları seviyor ama adam işte. Özellikle baldırlarıyla alakalı bir şey vardı. Kadınların baldırlarından... Mesela bu o tuhaf hissi veren Louis Buñuel'in filmleri... en son ne izlemiştim Buñuel'den? Gündüz Güzelim. Hani genel evde çalışmaya başlıyor kadın. Gündüz Güzelim. Gündüz Güzelim. O mesela çok acayipti. Buñuel'in bir sürü filmi onu yapıyor. Truffaut'un genelde yapıyor. Godard'ın daha az yapıyor da. Jack Rivet'in Selin ve Julie'nin Tekne Gezisi diye bir filmi var. Selin ve Julie. Biliyorum. Yani bu filmlerin hepsini izledin değil mi? Evet. Öyle bir yanı yok mu? Tuhaf bir duygusal saldırı yönü sana. Garip filmler. Şöyle bir şey de var. Sonuçta bunları hani temelinde biz böyle maymunlarla, şempanzelerle ilgili bölümler yapmış insanlarız. Şuraya değinelim abi. Sonuçta bunu yapan bir insan, tamam mı? Şimdi Buñuel'i tek başına konu edinirsek eğer, Buñuel'in zaten geçmişi karanlık, sanrılarla dolu falan bir hayatı var. Zaten Hristiyanlıkla mesela ilgili birçok problemi var adamın. Dinle ilgili takıntısı var herifin, tamam mı? Ve Endülüs Köpeği, Gündüz Güzeli gibi filmleri yapması hani bir anda çok normal. Çünkü zaten adam sorunlu. Hani bir takım, tamam, hepimizin Hristiyanlıkla ilgili sorunları olabilir ki vardı. Ama bu herif gerçekten geçmişinde nasıl şeyler yaşadıysa, nasıl yurtlarda falan kaldıysa, böyle hani dini propaganda yapan yurtlar falan, nasıl bir yerse oralar, herif takıntı etmiş, anladın mı, isyancılığı. Yani ki Dali'nin falan da çok yakın arkadaşı, biliyorsun bunu yani. Evet, hatta bunu Buñuel'in geçenlerde sana göstermiştim bir programımızda. Böyle Buñuel, bir Charlie Chaplin, Buñuel falan gibi böyle ünlü yönetmenlerin olduğu bir şey. Buñuel şeyi çok seviyor, grup seksi çok seviyor. Zaten cinsel hayatı çok böyle inişli çıkışlı. Grup seksi çok seviyor. Charlie Chaplin'in evinde bir tane şey yapıyorlar. Grup seks bir parti düzenliyor Charlie Chaplin. Ama böyle gidip de işte paralı şey kızlar çağırmak yerine, hani süper güzel kızlar falan çalmak yerine, daha taşralı falan 3 tane kız çağırıyor partiye. Bu sefer 3-4 tane adam, Chaplin, Buñuel, arkadaşları falan, 3 tane taşralı kız çağırıyor. Bu sefer 3 tane kız da bu sefer tartışmaya giriyorlar. Hangimiz Chaplin'le yatalım falan tartışmasına giriyorlar. Bu sefer hepsi Chaplin'le yatmak istiyorlar. Çünkü en meşhur Chaplin. Buñuel çok sinirleniyor bu durumdan falan. Derhal terk ediyor o ortamı. Gibi böyle. Yani bu anekdot. Bunun gibi bir sürü mesela bana şeyi de düşündüm. Bu duygusal saldırı yapmayan bir Fransız filmi Le Samurai. Samurai nasıl söylüyorlar? Melville. Jean-Pierre Melville'in ve muhteşem bir film. Ama Melville zaten muhteşem bir film. Hatta ilk ona girebilirdi ama ben yazmadım. Ben de yazabilirim. Evet, ama zaten Melville de zaten öyle bir adam değil bence. Yani duygusal bir saldırıyla bizi imtihan edecek bir adam değil. Doğru. Daha böyle o kendi köşesinde. Cohenler'in bir lafı var. Hatırlıyorum, şey diyor. Biz diyor Hollywood'un şey çocuklarıyız diyor. Esirgediği çocuklarıyız diyor. Bize izin verdiler diyor. Kendi oyun bahçemizde takılmak için falan diyor. Cohenler de öyle ya. Kendi hani Hollywood'da kendi oyun bahçelerinde takılıyorlar falan. Evet. Yani bunu Melville'de Fransız sineması için
Sanki öyle. Hani biraz kendi dünyasında. Evet. Mesela Mubi diye bir program var, biliyor musun? Burada ismini zikredelim. Mubi. Evet. Biliyorsun işte, acayip bir şey, format, uygulama. Hani böyle Netflix'i falan filan siker atar bence. Ama oradaki problem de şu. Üye oluyorsun, tamam, her gün bir film yolluyorlar sana. Ve ne yollarlarsa onu izliyorsun. Ama mesela sen ne izlemek istediğine karar verdiğin zaman işte 8 lira, 13 lira, 17 lira falan gibi bir fiyata tabi tutuyorsun filmi kiralamak için. Ha. Yani her türlü film var o uygulamada. Yani atıyorum Marlon Brando'nun ilk filmi. Biliyor muyuz bunu? Bilmiyoruz bugün, değil mi? Acayip mesela ilk filmi Marlon Brando'nun. Bugün hani herhangi bir siteye yazsan bulamazsın filmi. Ama Mubi'de var. Ama onu kiralamak için 17 lira para vermen gerekiyor. Ve sadece kiralamaya izleyip sonra yok olacak. O da orada bir, ya mesela şey diyorum, neden ya, lanet olası, hani belki ileride muhtemelen bir 2050'de falan düzelecek, artık böyle bir sorunla karşılaşamayacağız, ama şu an mesela ben istediğim her filmi izlemek istiyorum, değil mi? Ama bu sen altyazıyla izleyebiliyorsun. Şey, altyazıyla diyorum, indirerek izleyebiliyorsun bunları. Dilinin de verdiği, yani İngilizceyi bilmenden de alakalı bir şey belki. Anlayabiliyorum hani altyazı mesela ben bulmakta zorlanıyorum falan, ama bunu istemek mesela çok doğal bir şey, ama günümüzde zaten çok 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 daha kolay. Eskiden insanların bu kadar her şeye kolay erişimi yoktu. Yani, bugün olmalı abi. Bugün o anki teknoloji değil. Yani. Ama bu da korsanlık bir yandan. İşte o işte emeği geçen insanları herhangi bir çünkü çok bir film için uğraşmak seneler. Abi tamam mı? Melvin ölmüş yani, anladın mı? Yani bunu kazanacak, bunun parasını kazanacak o prodüksiyon şirketi yani. Sokayım o şirkete. Melvin ölmüş zaten yani. Hani bunu bana imkan verin yani. Le Samurai'yi atıyorum izleyeyim abi. Ya da her neyse. Hani ama bir tane filmi var mesela. Geçen Mubi'de yayınlandı. Kumarbaz Bob diye bir film. Muhteşem bir film. Bu arada Melvin'in hani kendi tarzını ele alırsak muhteşem bir film. Ama hani bunu izleyeyim, değil mi, normal olarak? Ama izleyemiyorum. Doğru. Alt yazı, bilmem ne, bıdı bıdı, para verme. Koyanlar dedin. Koyanlar demişken ben listemdeki 8. filme geçiyorum. Lütfen. Orada Olmayan Adam mı uygun gördüm. The Man Who Wasn't There. Çünkü beni çok etkilemiş bir film. Bir kere bir filmin... Billy Bob Thornton öyle, evet. Bir filmin güzel olup olmaması tamamen öznel bir şeydir. Ve eğer ben şöyle düşünüyorum, listeyi yaparken de bunu düşündüm. Şimdi dönüp baktığımda ben bu filmi seneler önce izledim. Ama hala hissi, o filmi izlediğimdeki hissi hatırlayıp belli sahnelerini falan hatırlıyorsam, o film gerçekten etkilemişti beni ve hala böyle kafamda canlanmasıyla etkiliyor da. Çok sevdiğim bir film. Özellikle unutamadığım bir sahne. Ben o filmi bir kere izledim. Ve şu an düşündüğüm zaman, biraz daha alkollüyüm. O filmi düşündüğüm zaman tıraş sahnesi geliyor aklıma. Öyle bir sahne var mıydı? Çok normal. Berber zaten adam. Berber. Yes. Doğru. Evet. Tıraşlı gibi bir sahne geliyor aklıma. Siyah beyaz. Evet. Yani tekrar bakmalısın bence o zaman. Çünkü çok acayip bir filmdi o. Kim Noir diyebilir miyiz? Çok acayip bir film Noir gibi biraz zaten öyle yapmışlar. Mesela Big Lebowski bile film Noir gibi diyenler var. Çünkü o aynı şeyleri kullanıyor. Big Lebowski ama filmin... Bu filmin narratifi, Big Lebowski'yi bu arada listeye eklemem gerekiyordu. Çünkü dünya, ya hayatım boyunca izlediğim en fazla kez izlediğim film. Bir 15 kez falan izlemişimdir Big Lebowski'yi, ama bu listeye eklemedim.
Ben de bir 7 falan herhalde. İzlenir çünkü. Senin kadar. Aynen. Big Lebowski'yi ben öğrencilik zamanlarımda sinema okurken bir şeye katılıyordum. Sinema tarihi diye bir işte böyle şeylerimiz vardı. Ben samimi söylüyorum, ne öğrendiysem üniversite yıllarında derslerden değil, o dersler dışında böyle şeyler oluyordu, sınıflar oluyordu. İşte sinema tarihi böyle hani daha üniversitede kulüpler falan olur ya, onun kulüpler değil aslında yani bölümümüzdeki böyle akademisyenler değil de hani asistanlarının yaptığı sınıflar oluyordu. Orada mesela Big Lebowski'yi sadece konu edindiğimiz bir ders vardı. Onun kurgusunu, metnini, nasıl ki Big Lebowski'de mesela birebir Koen'den öyle bir yapmışlar ki sen evet, de çok senaryo. Ben senaryoyu da 3 kere falan okudum, o filmin senaryosunu. Şey, yani öyle bir yazmışlar ki senaryoyu. Her Bush çıksın diyorlar. Her ekranda saniyeyi, gördüğün her saniyeyi kağıda aktarmış adam. Tam olarak neyin göründüğünü, nasıl göründüğünü, nerede neyi keseceğini falan. Bütün diyaloglar aynı şekilde. Evet. Hep bir iş çıkartmışlar. Acayip ya gerçekten, hani şurada şöyle olsun demişler, hakikaten öyle olmuş yani. Senin 8. filmin ne peki Yusuf? Bir saniye. Nedense su ihtiyacım geldi. Dört yüz darbe. Truffaut. Onun 400 darbe Fransızca'da aslında biliyorsun. Yani Türkçe'ye 400 darbe diye çevriliyor da Fransızca'da okulu asmak anlamına geliyor bu kelime. Muhteşem bir film yani, ne diyebileceğimi bilemiyorum. Hatta bu Hitchcock'la Truffaut arasındaki muhabbete değinirsek orada şöyle bir sahne var. Hitchcock'la Truffaut'un söyleşilerinden bir alıntı. Şey diyor Truffaut, ben de diyor Hitchcock tabii bilmiyor. Zaten film özürlü. Hani filmleri izlemeyen falan bir herif Hitchcock. Diyor, ben de diyor 400 darbe diye bir film çektim diyor Truffaut. Orada diyor kadın diyor kocasını aldatıyordu ve bir sokakta aldattığı adamla konuşuyor. Konuşurken sokakta aldattığı adamla tak çocuğu şey yapıyor. Görüyor onları. Ve çocuğu görünce onlar şey yapmaya başlıyorlar. Konuşmaya başlıyorlar falan. Aa, çocuğum gördü bilmem ne falan filan diye. Filmde böyle bir sahne var diyor. Hitchcock da şey diyor. Keşke konuşma eklemeseydim diyor. Böyle bir şey var. Keşke hani o şeyi konuşmasız sürdürseydin. Hani kadın çocuğunun onu gördüğünü fark eder. Bence doğru mu söylüyor bu filmi 8. sıraya eklemiş biri olarak? Bence haksız değil Hitchcock ama tabii ya eklediğinde bir şey kaybetti mi filmin değerinden? Hiçbir şey kaybetmedi bana ama Hitchcock olsaydı evet öyle çekebilirdi o sahneyi. Yani çocuk annesiyle başka bir adamı görüyor mesela ve o anda sadece o duyguyla ifade ediyor. Yani bir konuşma, bir replik olmuyor. Kadın orada adamla bakışıyor, çocuğuyla bakışıyor falan. Hitchcock böyle bir anlatım sürerdi anladığım kadarıyla. Ama tabii Truffaut orada diyaloglar yerleştirmiş o şeye, sekansa. Evet. Ama muhteşem bir film. Özellikle filmin hani bitiş sahnesi beni zaten bitirmiş bir durumda. Onun dışında bazı mesela hatırlıyorsundur filmi. Bazı egzantrik, eğlenceli şeyleri var. Mesela ilk defa görmüştüm hayatımda öyle bir şey. Hatırlıyor musun onu? Çocuk bir Luna Park gibi bir şeye gidiyor.
kendini bırakıyor, dönüyor o çark. Kendi başına. Biraz hatırlıyorum, evet. Hatırlıyor musun? Çocuk böyle gerçekimsiz bir ortamdaymış gibi falan. Demek ki mesela 1960'larda falan böyle bir lunapark anlayışı varmış. Evet. Sinemanın en güzel yanlarından biri de bu. Senin lunapark anlayışın nedir mesela? Ben çocukken sadece şeyi hatırlıyorum. Mahallemize gelen bir tane abi vardı. Böyle dönme dolap gibi bir şey. Kendi eliyle çeviriyordu onu. Biz oturuyorduk şeylere. Evet, bozuk bir iki lirayla falan çeviriyordu herkesi. Çeviriyordu sürekli. Biz böyle falan dönüyorduk. Onun şeyi Ramazan aylarında gondollar, işte kamikazeler falan. Ama onun dışında muhteşem bir film. Gerçekten hani olağanüstü. Evet, bu arada kimisinin de sekizi aynıymış. Yurttaş, yo benimki şeydi, Koenler. Sonra Yurttaş Kane aklıma geliyor benim Truffaut'un o şeyden. Onunla ilgili Olsun bir sahne. Ben. Onunla ilgili bir sahne mi vardı 400 darbede? Çocuk hani gidip onu izleyip, o 400 darbede miydi? Day for Night'taydı galiba Truffaut'un gece. Neyse. 7. filme geçelim. Yurttaş Kane'le alakalı bir şey yapabilirim. Alıntı yapabilirim. Çok trajikomik bir şeyi var. Orson Welles'in bir lafı var. Diyor ki, duymak ister misin? Lütfen. Diyor ki, zirvede başladım ve oradan aşağıya doğru indim. Yani hakikaten Orson Welles'in hayatını böyle biraz olsun araştırıp bakındıysan, yani ilk çektiği uzun metraj Yurttaş Kane. Ondan sonra adamın hayatı bir türlü şeye gelmiyor. Yani bir türlü ipe sapa gelmiyor. Ama Orson Welles her zaman çok saygı duyulan, ilk çektiği film Yurttaş Kane olduğu için olsa gerek, çok hep el üstünde tutulmuş yani oralarda. Sonradan öyle değil ama. Sonradan bayağı adam, yani şimdi yurtta şeyin Orson Welles'in bir acayip bir sesi de var bu arada. Radyoculuktan geldiği için garip bir sesi var yani, böyle insanı hipnotize eden falan bir sesi var. Ama ondan sonra kariyeri ne yazık ki, yani o Yurttaş Kane'den sonra benim en sevdiğim filmim bu arada Touch of Evil filmi. Bilirsin belki, açılış sahnesi falan çok meşhurdu. Film Noir olduğu için belki de seviyorum, bilmiyorum. O Film Noir havasını yakaladığı için en sevdiğim filmlerinden biridir. Ama hani baktığın zaman Orson Welles gibi hani bir sinema tarihine altın böyle adımlar atmış, altın imzalar atmış bir herifin, yani Yurttaş Kane ve Touch of Evil dışında adam akıllı bir eseri var mı? Ben o ikisi dışında hiçbir filmini izlemedim zaten. Bir Third Man'i izledim. Onda oynuyordu. Başka yani hatırlamıyorum. O oynama hikayesi de şey, artık film çekemiyor. Kimse şey olmuyor ona. Film çekmesine falan hani yapımcı ya da şey maddi destek konusunda şey bulamıyor. Sonra oynamaya başlıyor falan para kazanmak için. Oynadığı çoğu filmde öyledir. Hatta evet. Godfather bile oynamak yani şey ruhumu, mesela şöyle bir repliği var Orson Welles'in. Vito Corleone'yi oynamak için çok yalvarmış Coppola'ya. Ruhumu bile satarım demiş. Niye kabul etmemiş ki, Orson Welles oynayacak? Ama şey bir dakika. Brando oynuyordu değil mi? Evet. Mesela bu Big Lebowski'deki şey vardı ya, asıl Big Lebowski, Büyük Lebowski. Onu oynayan adam, adamın adını hatırlamıyorum da. Seymour Hoffman. Yok. Hayır. Seymour Hoffman onun şeyini, asistanı. Kahyasını oynuyor. Onun Marlon Brando'nun oynamasını istiyorlar. Hatta bir uzun bir rap konuşma şeyi var ya, monoloğu var onun, hani funny diye giriyor. Komik bir, evet.
geçmişime bir bakıyorum, başarılarla dolu, aşılmış engeller, öyle bir yaşam görüyorum falan diye bir konuşması var. Orada işte strong man also cry diyor, işte şeylerde güçlü adamlar da ağlar falan diyor Lebowski. Onu işte Marlon Brando'nun oynamasını istedikleri için koyanlar kendi aralarında sürekli şakalaşıyorlarmış böyle. Brando'yu öyle hayal edip güçlü adamlar da ağlar falan derken Brando geri çevirmiş ama tekliflerini. Bu Lebowski'nin senaryosu için müthiş bir kayıp olsa gerek. Çünkü ne yazdılarsa olduğuna göre. Evet, onu yapamamışlar. Marlon Brando herhalde... Koyan da olsa her şeyi, istediğin her şeyi yapamıyorsun ya. Doğru. Yedinci filmim Woman in the Dunes. Orijinal ismini söyleyebilmek isterdim ama... Önce kadının bilmem nesi. Ne? Kadının bilmem nesi. Sunano Onna orijinal ismi. Kadının, hı, ya şeylerdeki, kumların içindeki kadın bence... O filmi ben sana önermiştim. Evet ve iyi ki önermişsin. Gerçekten o dönem böyle çok sinemanın ne kadar muhteşem bir şey olduğunu böyle çok az unutuyor gibiydim sanırım. O filmi izleyince evet dedim. Sinema muhteşem bir şey. Sinemanın ne olduğu ile ilgili de muhteşem bir örnek bu film. Woman in the Dunes. Acayip bir filmdi gerçekten. Hani en başından sonuna kadar, öyle değil mi? Muhteşem, muhteşem bir film. Hatta böyle insanı şeye sürükleyen bir film değil mi? Hani o özellikle işte merdiven gibi bir asmadan inip... Sürekli kaçmaya çalışması. Şeyi hatırlıyor musun? Bir tane sahne vardı. O sahneyi bir türlü sana gösteremedim ya da anlatamadım ama... Bir tane böyle renk oyunları oynadığı bir sahne vardı. O merdivenlerden iniyor falan adam. Sonra o kadınla karşılaşıyor. O kadınla karşılaştığı zaman sonrasında bir şey var, bir sahne var. İnanılmaz ışık oyunlarının olduğu bir sahne. Kadın böyle çıplak. Şey mi? Hani köylüler diyor, yukarı çıkıyor, sevişin diyor onlara. Yok, ondan sonra o barakanın içinde. İlk geliş, kaçmaya çalıştıktan sonra geri dönüyor. O kadının geri yatarken. Dönüyor kadın. Evet. Bir ışık oyunu var orada. Ya her sahnesi muhteşem. O ışık oyunu şeyi hepsinde var. Bir o dönem nasıl yapmışsa o dıştan içe giriyor falan. O gölgeleri şeyleri. Her şeyi muhteşem yapmış. Bu anlatılacak değil, izlenip yaşanılacak bir film. Senin yedinci filmin ne? Branded to Kill. Yes! Senin bu sefer biraz benzeriz aynı şeyle. Seninki de Japon filmi. Bu da bu sefer de benimki senin bana önerdiğin bir Japon filmiydi. Benimki benim sana önerdiğim bir Japon. Aynen. Öyle bir rastlaştık. Evet. O film hakkında sen konuş istiyorum. Branded to Kill yine muhteşem bir film. Şeyi mesela o filmde nedense düşündüğümde her şeyi çok güzel ama şu özellikle aklıma geliyor. Hep de bunu söylüyorum. Aslında çok basit bir film yani. Evet. Şey olarak. İşte adam işte pirincin kokusuna aşık, sürekli karısına pirinç yap deyip o tencereyi kokluyor falan böyle. Bir seri katil ama bir numara değil, bir numara olmaya çalışıyor. Bir numara olamayan bir seri katil. Ve evinde bu sevgilisi, karısı sürekli çıplak geziyor. Kadını her gördüğümüzde çıplak bu kadın. Ve sürekli evin her yerinde sevişiyor. Her yerde sevişiyorlar. Her yerde. İşte merdivenlerde sevişiyorlar, orada sevişiyorlar. Yatakta hiçbir zaman sevişmiyorlar ama. Ve o yatak her zaman düzgün bir şekilde toplu. Yatağa yatmıyorlar bile. Başka yerlerde uyuyorlar falan. Ve işte sevişiyorlarken falan atıyorum merdivende sevişiyorlar. Boş yatağı gösteriyor. Tekrar şeye dönüyor.
bunun gibi küçük şakalar yapan bir film. Muhteşem bir film. Alo. Yine mi bitti internet? Geldi mi? Duymuyorum seni şu an. Ha, şu an duyuyorsun. Bir evet. Doğum günü sana bir kitap hediye etmiştim. İngilizce bir kitaptı. Film and Theory. Film and Theory. Orada Suzuki'nin hayatından falan da bahsediyordu. Hadi ya. Ben o kitabı okuyamadım çünkü bir sürü hektik olaylar oldu. Kitap şu an İstanbul'da. Ben buradayım. Keşke yanımda olsa, burada okurdum. Aslında bir ara o kitaba bakın. Çünkü ben tabii boktan İngilizcemle bile kitabın sayfalarını karıştırdığım zaman Suzuki'nin hayatıyla ilgili ve sinemasıyla ilgili bir takım şeyler görmüştüm. Suzuki çok ilginç. Genelde böyle mesela bu Branded to Kill de stilize edilmiş bir seri katil filmi. Böyle çok stilize edilmiş böyle tarz filmler yapıyor. Ve çok sevilmiyor aslında döneminde. Ve stüdyolarda onun filmlerini çekmek istemiyor ama hiçbir şekilde yolundan sapmayıp adam bir şekilde o yapmak istediği gibi yapmış filmleri. Ne zaman oluyor? 1950'ler, 60'lar Japonya'sı. Acayip bir Japonya şeyi. Bu arada ben yakın zamanda bu Mubi dediğimiz uygulama var ya. Aha. Alper ona üye olmuştu böyle şey. Bir aylık ücretsiz deneme falan gibi bir şeydi, sürümüydü. Bize de verdi şifresini. İşte biz de izlemeye başladık falan. Filmin ismini tam olarak hatırlamıyorum. Shongun'un işte biliyorsun Japon hükümdarı Shongun var ya. Onun döneminde geçen Shongun'un Altın Günleri falan gibi bir film. Tam hatırlamıyorum. Muhteşem bir filmdi. Gerçekten muhteşem bir filmdi. Bir kerhanede geçiyor film. Ve bir karakterimiz, ana karakterimiz kerhanede binbir numaralar, taklalar atıp falan böyle hayatını idame ettiriyor, devam ettiriyor falan. Onunla ilgili bir filmdi. Alper o Mubi'nin şifresini verdikten sonra bana izlemiştim. Hatta izlediğim tek film. O şifreyi verdikten sonra. Muhteşem bir filmdi ya. Onu senin kesinlikle izlemeni istiyorum ama filmi ismini bir şekilde İstanbul'a en azından geldikten sonra sana o filmin ismini göndereceğim. Tamam, hatırlat, bul, bir şekilde izlerim ben de. Tamam. Tamam, şey yapalım biraz, listeleri hızlandırılıp gidelim. Benim 6. filmim Inherent Vice, Gizli Kusur, Paul Thomas Anderson. 6 mı geldi? 6, evet. 7 değil mi? 6'dayız. 6'dayız, okey. Inherent Vice, bunu da 4-5 kere falan izledim. Yine içindeki mizahı çok seviyorum. Paul Thomas gibi bir ustanın böyle bir şeye yaklaşımını seviyorum. İçinde eski bir hippinin Los Angeles'ta artık özel dedektiflik yapmaya başlaması, işte az bu psikedelikler şeyler olan böyle karma karışık beni Can Ken CAN o Alman grubuyla tanıştıran ve çok sevdim onları da. Vitamin C'yi çalıyor başta. Film özel benim için o yüzden. Senin 6. filmin? Bu arada 6. filme geçmeden önce Inherent Vice gerçekten muhteşem bir filmdi gerçekten. Hani ana karakteri de daha sonra neydi? Joaquin Phoenix oynuyor. Phoenix Joker'de falan da oynadı değil mi daha sonra? Onun oyunculuğu, o dondurma sahneleri falan müthiş bir film.
Ben o filmin değerini sen ilk bana önerdiğin zaman izlediğimde anlamadım. Ben o filmi 3 kere izledim. Sen kaç kere izlemiştin? 4-5 benimki de. Yakın. Ben samimi söylüyorum, ikinci kez falan anladım filmin değerini. İlk izlediğimde çünkü böyle çok Amerikan yapımı, hani anladın mı, böyle orta halli bir film gibi gelmişti. Çünkü biraz sahnelerini uzun tutması girizgahlarda, ilk başlarda. Ondan sonra oyunculukların sonradan filmin yarısında ortaya çıkması falan. Yani beni bir şey yapmıştı böyle ilk başta. İkinci kez izleyip sonra üçüncü kez izleyip falan aşık olduğum bir film. Özellikle senin de o kan, can dediğimiz grubunda Vitamin C şarkısıyla hayatıma girmesi falan. Acayip bir film. Gerçekten. Evet. Muhteşem bir film. Benimki de senin çok sevdiğin Night on Earth. Yes. Bir carmış gerekiyor bu listeleri. Gerekiyordu. Yani mesela Night on Earth benim yani carmışı senin kadar çok seviyorum artık. İlk başta tabii sen benden daha çok seviyordun. Daha çünkü bence hala senden daha çok seviyor olabilirim. Çok. Olabilir. Belki. Olabilir, evet. Çünkü Jarmusch'la ilgili İngilizce bilmenden kaynaklı bence. Bu arada şeyi izledim. Neydi o filmi? Ten Minutes Older, The Trumpet. Ten Minutes Older, aynen. Trumpet. Bir sürü yönetmenin olduğu. Hatta Jarmusch'un içinde Herzog var, Wim Wenders var. Wim Wenders var. Bu Kuzeyli Jarmusch'un neydi o adamın adı? Leningrad Cowboys diye filmi. Hatta şeyde Perşembe sinemasında bir tane filmini beraber izlemiştik. Bir mülteci gelip kafe açıyor. Hayır. Finlandiya, Helsinki film. Kaurismäki. Kaurismäki. Aki Kaurismäki de var galiba. Kaurismäki. Aynen. Onun ilk filmi o zaten. Filmin açılış filmi. Ama ben onu değil de nedense mesela sonradan ben baktığım zaman böyle Ekşi'de falan insanlar çok giydirmiş. Nedense ben tabii bilemiyorum ama Wim Wenders'ın filmine aşık oldum mesela. Şey asitli otobanda gidiyordu. Otobanda asitli bir adamın böyle Ekşi'de falan şey yazmışlar hani böyle Wim Wenders'tan bu kadar düşük bir film beklemezdik falan diye yazmışlar artık. Ben de çok sevmiştim aslında o filmi. Ben çok bayıldım abi ya. Hatta şey dedim hani böyle Montaigne'in şeyiyle ulan bunu da ben de çekerdim falan gibi bir şeye geldim. Çünkü hani öyle bir şey anladım. Öyle bir film yani. Bazı filmler zaten öyle oluyor. Hani film aşırı mükemmel şey olduğu için değil. Basit olup ulan bunu ben de çekerdim diye düşündürüp sana böyle ilham verdiği için ama yani o basitliğiyle de çok güzel olduğu için böyle insanı daha da şey yapıyor, sevdirtiyor kendini. Evet, çok basit. Doğru. Ben de yaparım bunu. Mesela Stranger Than Paradise, Jarmusch'un ikinci filmi, ilk çıkış yaptığı hiç film. Hiç kolay değil bence. Birçok insada hiç kolay değil. Yani öyle gördün mü öyle gibi geliyor. Ben de yaparım diye düşünüyorsun ama hadi film yap yani. Öyle düşünen biri yap ve güzel bir film yap. Kolay mı görürsün? Seninle izlemiştik galiba. Hatırlıyor musun? Onur Ünlü'nün bir söyleşisinde şey yapıyordu. Bir uzaylılar gelse mesela dünyaya ve film nedir diye sorsalar bize. Onur Ünlü de şey diyordu. Bunu gösteririm. Stranger Than Paradise. Stranger Than Paradise. Hani film budur abi. Anladın mı? Ya da zaten işte mesela Stranger Than Paradise öyle basit bir film olmasına rağmen Wim Wenders son çektiği filmin artık arta kalan malzemelerini veriyor. Jarmusch o şekilde çekebiliyor o filmi. Şey galiba o filmi de Wings of Desire, Der Himmel über Berlin. Wings of Desire'dan arta kalandı galiba da. Tam emin değilim ama yani
İkisi de büyülü filmler. Evet. Güzel şeyler. Aa, acayip bir film. Ben ne dedim? Night on Earth. Night on Earth nasıl sence? Night on Earth mesela Begüm şey demişti, hayatımda en sevdiğim film olabilir bu şu an demişti. Night on Earth. Muhteşem bir film ya. Çok güzel bir hani film. Gerçekten hani... Biliyor musun? O... Night on Earth'ü bir haftada yazmış Jarmusch. Bilmiyordum. Başka bir film çekmeye çalışıyor. Bir türlü olmuyor. Stüdyolarla anlaşamıyor, şey yapamıyor. Diyor böyle bıkıyor. Yeni daha şey yapacağım, şey yazacağım diyor. Aklına şey geliyor. Bunu şöyle anlatıyordu. Şimdi taksi ilginç bir durum diyor, takside olmak. Çünkü hiç tanımadığın bir adamla, hiç tanımadığın biriyle bu kadar yakın olduğun ve kapalı bir şeyin içinde olduğun başka bir durum pek yok diyor. Takside böyle bir şey yaşıyorsun. Bunu incelemek istiyor ve bir haftada o senaryoyu yazıyor ve kendi üslubuyla çok güzel yapıyor bence. İzlemesi aşırı keyifli bir film. Evet. Ve yani karakterler falan da o kadar hani her şeyde işte biliyorsun hani taksi dünyasında birçok New York, Finlandiya, Roma ve başka hangi şehirde hatırlamıyorum şu an ama hani farklı parametrelerde farklı aynı gece içinde, aynı gün içinde farklı dünyanın başka yerlerindeki şeyleri konu alması o kadar şey ki evet. Yani o kadar böyle ve, içten... Aslında akşam olmasıyla başlıyor hikayeler ve sabah Roma mesela. Helsinki'de sabaha karşı. Robert Benigni. Evet, çok iyi bir. Bütün skeçler çok iyi. Mesela Alper hep şey der. Ben böyle skeç gibi filmleri sevmiyorum. Hikaye anlatacak falan der. Haklı olabilir. O öyle sevmeyebilir. Ama o, yani Jarmusch'a bok atamazsın maalesef. Skeç gibi filmleri muhteşem bir şekilde yapan bir adam. Hatta çünkü ben sana şey diyor. Jarmusch şey diyor. Hayatın bir konusu yoktur diyor. Neden filmlerin ya da kurmacaların olsun ki? Vay. Güzelmiş. Hatta ben sana bir teori atayım. Hani bunun kesinliğine emin değilim. Sanırım. Son Earth filmindeki, Jarmusch'un tanıdığı filmdeki, şu an izlediniz mi emin değilim. Size yollamıştım. Betty Blue filmi. Ha, izlemedim henüz. Ha, okey. Oradaki filmle Night on Earth filmindeki oynayan kız aynı. Ve Betty Blue'nun sonunda kız kör oluyor. Night filmin on sonunda. De kör. Night on Earth'te de kız körü canlandırıyor abi. Ve aynı karakter. Yani Jarmusch tipi... böyle şeyler yapmayı seviyor muhtemelen. Evet. O... Betty Blue'yu mesela çok seviyordur muhtemelen. Muhtemelen izle o filmi Betty Blue'yu. Eminim sen de benim yaşadığım tesiri hissedeceksin. Yani sanki şey gibi. Betty Blue filminden kız çıkıp Night on Earth filmine geçmiş gibi bir durum evet, var. Bu muhtemelen öyle yazmıştır zaten o niyetle. Muhtemelen. Çünkü aynı kızı oynuyor ve aynı şekilde kör. Hani şey karakter yapısı da aynı falan. Benim beşinci filmim Rashomon. Rashomon'u çünkü gerçekten konusu basit bir şekilde gerçekliğin ne kadar göreceli olduğu. Konusu gerçek... hiç de basit değil bu arada. Bu. Doğru, basit değil. Yani. Gerçek dediğimiz şeyin bizim gerçek atfettiğimiz yaşamış evimiz iki insan algısı arasında bile ne kadar değişkenlik gösterebileceğini, yani göreceli olduğunu daha doğrusu muhteşem, en iyi işleyen filmlerden biri bence. Bir özelliği de bu yine şey bir, magazinsel bir yanı. İlk defa kameranın güneşe çevrildiği film. Çünkü o güne kadar güneşe çevrilirse filmleri, lensi özellikle yakacağını düşünüyorlarmış kamerayı güneşe çevirirsek. O filmin kameramanı ya bu hikaye ya öyle bir şey yok bence deyip kamerayı güneşe çeviriyor ve ilk kez sinemada
güneşe dönmüş bir kamera görüyoruz. Hadi ya. Evet. Bunu bilmiyorum. Rashomon hakkında, Rashomon hiç de konusu itibariyle aslında kolay bir film değil yani. Film belki bir kolay başlıyor ama ondan sonra ruhlar, hani o ölen kadının ruhu ya da işte o iki tane şeyin savaşçının, hani bir samuraylı şeyin falan muhabbeti falan, hiç de kolay bir film değil aslında. Yani anlaşılması, hazmedilmesi bir zor bir film. Ama muhteşem bir film. Evet, öyle. Gerçekten muhteşem. Kurosawa hakkında da, Kurosawa mesela, sen şeyi okudun. Kurosawa'nın otobiyografisini okudun. Evet. Kitabını. Kurbağa Yansıtıcısı, değil mi? Evet, Kurbağa Yansıtıcısı. Evet. Ne düşünüyorsun Kurosawa hakkında? Mistik bir yanı var. Bir. Çok çalışkan. İki. Zeki bir kere zaten. Bunları düşünüyorum şu an, kitabı tekrar düşündüğümde. Çok çalışkan olduğu mesela çok gerçek. Dreams aklıma geldi şu an. Dreams de muhteşem bir film. Dreams en son filmlerinden birisi ölmeden önce. En geçenlerde tekrar izledik de. Öyle mi? Hı hı. Kurosawa hakkında ilginç şeyler biliyorum. Belki neden bilmiyorsun. Ha. Kitaptan bakıyorum. mesela enteresan bir cümlesi var. Şey diyor. Çıldırmış bir dünyada yalnızca delilerin aklı başındadır. Evet. Onun dışında garip şeyleri var Kurosawa'nın. Kurosawa aslında hakikaten ciddi anlamda hani dengesiz bir herif. Böyle garip bir adam yani. Hatta bir filmi var. Filmin ismini şu an, filmin ismini ne? Tora Tora Terror. Mesela Kurosawa'nın garip bir filmini izlemiştim ben de. Stray Dog. Şey köpek. Vahşi, evcil olmayan, ne deniyor? Sokak köpeği. Stray Dog diye bir filmi var. Film şey hakkında, komedi filmi Kurosawa'nın. Hı hı. Silahını kaybeden bir acemi polis hakkında. Yeni başlamış acemi polis. Film nasıl başlıyor biliyor musun? Adamın, bu polisin yakın planında silahımı kaybettim diyor ve olaylar başlıyor o şekilde. Böyle çok düz, hızlı ilerleyen komedi filmi Kurosawa'nın. İlginçti o da. Okey, ilginçmiş gerçekten. Hatta bir filmi, Kurosawa böyle bir dönem geliyor ki böyle artık bütçe falan bulamıyor filmlerine karşı. Bu Amerikan Zoetrope denilen bu Coppola'nın şey, Francis Ford Coppola ve George Lucas'ın işbirliğinde olduğu şeyle, onlar şey buluyorlar, hayranları Kurosawa'nın. Ve onlar şey buluyorlar, filmine prodüksiyon falan buluyorlar. O şekilde çekiyor filmlerini. Hatta Dreams'e falan kadar bir dönem geliyor artık. Hani Kurosawa'nın şeyi bitiyor. Dreams'te Martin Scorsese oynuyordu şeyi zaten. Van Gogh'u oynuyordu. Van Gogh oynuyordu. Senin beşinci filmin ne? Lolita. Lolita. Muhteşem, evet. Bununla ilgili bir şeyler söylemelisin. Çünkü sen bayıldığını söylemiştin bu filme. Ben 5'e attım ama. Niye? Hep bana atıyorsun. Şey, özellikle evet, ne? Sana... Aslında kendim de cevaplayabilirim. Yani bu film, öncelikle ben kitabını da okudum. Hani eğer söz hakkı bu şey yapacaksam şöyle söyleyeyim. Kitabı gerçekten, hani bu şey vardı ya, klişe. Kitabı çok daha iyi. Onu söyleyeyim. Hani öncelikle.
Ama şöyle ki bir şey var. Kubrick genelde kitapları filme çevirir ve genelde kitaptan daha iyi olur. Bu sefer öyle hatta oldu. Bir yönetmen mesela şey yapıyordu. Kim olduğunu hatırlamıyorum ama şey diyordu. Sinema o kadar hayal gücü yüksek bir şeydir ki diyor. Bir edebiyat eserini filme çevirmek aptallıktır falan gibi bir sözü vardı bir sinemacının. Kim olduğunu Herkesin bir sözü, hatırlamıyorum. Herkesin bir fikri var işte, evet. Yani ama mesela bu konuda katılmıyorum. Lolita konusunda katılmıyorum. Her ne kadar kitabının daha iyi olduğuna kanaat getirsem de filmi özellikle mesela Andrei Lee'nin 1997'lerde çektiği Lolita haricinde sonradan tekrar Lolita'yı çekiyor Andrei Lee'nin. Onu kabul etmiyorum. Onu yok sayalım. Kubrick'in Lolita'sı gerçekten muhteşem bir muhteşem film. Muhteşem bir film. Muhteşem bir film. O şey yani, sahnesi aklıma geliyor. Hani bu kızına aşıkken oradaki annesiyle yatağa giriyorlar. Annesi tabancayı koyuyordu. Açı öyle bir şey geçiyordu ki tam hatırlayamıyorum şu an. Filmi izlerken durdurup hassiktir. Uyurken değil mi? Tabanca evet. Bir yanda, karısı da arkasında. Evet. Bir sahnesi şey vardı. Bir devam edelim mi? Çok uzun sürüyoruz program. Bu listeyi bitirelim bari. Devam edelim abi. Ayıpsın. Benim dördüm Naked. Mike Leigh. Naked. Bu şeyi oynadığı değil mi? İngiliz. Naked işte. Naked, aynen. Çünkü insanların neden canı sıkılıyor anlamıyorum. Can sıkıntısı ile ilgili bir söylev attı. Evet, can sıkıntısı büyük bir lüks. Benim kaç bakayım. filmi izledikten sonra böyle bir hafta falan bu filmle birlikte yaşadım. O yüzden çıkamadı aklımdan, yani atamadım. O yüzden dördüncü sıraya layık gördüm onu. Ne diyorsun o filmle alakalı peki? Aklında kalanlar. Neden senin için dört? Çünkü naratif açıdan o yani öyle yalnız bir adam ve tamamen toplum dışında, mesela Jarmusch da bu konularla ilgileniyor ama bu Mike Leigh'in bu arada diğer filmlerini de çok izlemeye çalıştım. Güzel filmleri ama Naked kadar güzel bir filmi yok sanırım. Evet. Böyle müzikleriyle bütün, yani bütünüyle film bir şey, yaşanılası bir deneyim gibi geliyor bana. Öyle bir film gerçekten ama yani. Çünkü şey yapıyor seni, yani öyle bir film izler gibi izlemiyorsun. Senin gerçekten ruh halini değiştiriyor falan gibi hissediyorum ben. Haklısın, evet. Garip bir film ya gerçekten. Yani onun için direkt garip deyip topu bana atabiliriz. Evet, senin dördüncü filmi. Benimki çok klişe belki ama hani bilmiyorum. Bu arada böyle bilmiyorum çok, yani gerçekten mesela ben bu listeye Apocalypse Now'ı da ekleyebilirdim. Bakayım başka daha çok popüler olan filmler de ekleyebilirdim ama özellikle öyle bir şey yapmak istemedim sanırım. Çünkü ben de, onlar hakkında çok konuşuluyor zaten. Bu listeye hani o şeyi koymak istemiyorum. Yani ben de böyle açıkçası çok sağduyuyla yapmadım bir listeyi. Direkt aklıma gelenleri yaptım. Bu da bana şöyle bir şey dedi. Hani mesela aklıma gelen ilk onu yaptım mesela. Sonra dedim ki bazı filmler hani çok şey, anladın mı? Yani böyle insanların bildiği ya da ne bileyim bunun üzerinde hani evet ya bu da zaten bizim de hani ilk 5'te falan filmimiz dediği filmler belki ama hani bir yerde ortak bir şeyimiz var demek ki. Yani bu insanlar bunu beğeniyorsa hani ve ben de beğeniyorsam
Demek ki bu iyi bir film abi. Neymiş yani o değil. Film? Pulp Fiction abi benimki. Aa, muhteşem. Gerçekten. Çünkü o da yine bakayım. 4 kere izledim. Bu sefer senaryosunu daha fazla 5 kere falan da senaryosunu okudum. Çünkü öyle bir yazmış ki adam Tarantino. Ya bir kere Tarantino gerçekten hani her şeyin ötesinde. Hani ne dersek diyelim. Tarantino'nun hayatını gerçekten A'dan Z'ye biliyorum diyebiliriz hani. En azından bize aktarıldığı kadarıyla. Gerçekten ilginç bir adam. Yani hayatını biliyor musun bilmiyorum. Böyle işte sivilci dükkanında çalışma hikayelerinden, annesinin evet. onu ve kan vahşetli filmlere falan götürmesinden itibaren Tarantino ya yani o filmi hani Rezervuar Köpekleri falan da çok iyiydi. Ama Pulp Fiction A'dan Z'ye bütün diyaloglarıyla hani bazen böyle izliyorum falan filmi hani replikleri falan ayak fetişizmi ya da mayonezler, McDonald's'ın mayonezleri hakkında falan söylemleri hala aklımda. Her şey o, kadar ya, o cinayeti şey yaparken adamları vurmaya giderken şu orada mesela konuşuyor. Muhteşem geliyor bana abi. Ne dersen de. Örnek veriyorum. 5 saniye yani 5 dakika sonra biz biliyoruz ki ana karakterimiz 4 tane adamı öldürecek. Ama o 5 dakika önce ne bileyim Amsterdam'da marihuana'nın yasal oluşundan işte Amerika'daki McDonald's'ın mayonezlerine kadar böyle aptal saptal gerçek muhabbetlere ketçap yemelerine kadar böyle bir muhabbet oluyor. 5 dakika sonra adam öldürecek anladın mı bu karakter? Ondan sonra yani tam öldürmeye gidecek ayak fetişizmi hakkında falan muhabbetler kurup ondan sonra adam öldürüp hani böyle bir sekansı var. Adam öldürüp sonra işte kızla buluşup kızın fazla şey kokain, eroin almadan önceki halinde işte milkshake içip amına kodumun milkshake'i $5 ve gerçekten bunu hak ediyor falan deyişini hani o milkshake'in tadına varışını sonra o kızın hani o karakterin kriz geçirişini ne bileyim damarına kalbine şey saplayışlarını falan yani o kadar tesirli bir film ki Pulp Fiction. Çok iyi bir film evet. Çok iyi bir film ya gerçekten hani çok iyi bir film. Bazı filmlere kim ne olursa olsun çok iyi film olduğuna karşı çıkamaz gibi. Mesela atıyorum listeye bakıyorum ve mesela Naked dedim ya Naked kimileri için çok iyi bir film olmayabilir. Ben büyük çoğunluk için çok iyi bir film olacaktır gerçekten iyi çünkü ama mesela Pulp Fiction kimse için kimse inkar edemez bunun çok iyi bir film olduğunu. Benim üçüncü evet. filmim de biraz öyle bir film. Çok iyi bir film olduğunu ne yaparsanız yapın kimse inkar edemez. In Bruges. In Bruges. Yes. O filmi ben mi önermiştim sana? Sen önermiştin galiba. Aynen. Evet. O normalde biliyorsun tiyatrocu. Evet. Diye. 4 tane falan filmi var zaten. Genelde tiyatro şey yapıyor. 7 psikopatlar. O 4-5 filmin hepsi de çok güzel. Bir tanesi kısa filmdi. Yani 7 psikopatlar. Ne şatır. 7 patlar falan diye bir kısa koyun hikayelerinin falan anlatıldı. Aynen yani. O kısa filmdi. O kısa film. Ondan sonra 7 psikopatlar var. In Bruges var. Bu son yaptığı 3 billboard var. O da çok iyiydi gerçekten. Hani onun dışında ne vardı hatırlamıyorum şu an. Onun dışında zaten ama yok. In Bruges çok acayip bir film. Yani aynı Pulp Fiction'la sonra gelmesine sevindim. Çünkü onun gibi o da yani içindeki diyaloglar üzerinden diyalogları yani. Evet. Muhteşem diyaloglar kurmuş adam. Yoruldum konuşmaktan. Kaçtı? Şu an saat kaçtı? 7 falandı. 12, 17 geçiyor. Konuşuyoruz.
Binbir Rüj mükemmel bir film. Senin üçüncü filmin neydi? Bak, okuyorum. Binbir Rüj hakkında böyle çarpıcı sahnen ne peki? Onu söyle. Çarpıcı sahnem. Mesela benim ketaminle ilgili şeyi çarpıcı bir sahneydi. Biliyorsun o Game of Thrones'taki cüceyi. At sakinleştirici içmiştim. Bir at dışında kimseye selam veremem. Sonra o şey kokain içtiğinde. O kuleye çıkışları. Kokain içtiğinde şeylerden bahsediyor ya. Siyahlarla beyazlar arasında savaş olacak dostum ve tarafını seçemeyeceksin. Belirlenmiş olacak çünkü. Beyazsan beyazlar, siyahsan siyahlar. İşte orada ya Japonsan, sarı ırksan falan onu tartışıyorlardı. Sonra tekrar kafaları açıkken gördüğünde o konuda böyle bir şaka yapıyordu, şey yapıyordu. Ya üstüme gelme, kokainden dolan. Çok iyi bir film ya gerçekten. Muhteşem o otel odasında bekleyişleri falan. Hani lanet olası Brüj'de amına kodumun Brüj'ünde. Bir de duygular arasında seni öyle geçiriyor ki bir gülüyorsun bir böyle şey oluyorsun, duruyorsun, hüzünleniyorsun, tekrar gülüyorsun, sonra merak ediyorsun, bir neşeleniyorsun, neredeyse ağlıyorsun falan, böyle duygular arasında çok güzel geçiriyor film. Muhteşem ya, yapıyor bunu. Muhteşem bir film ya. Gerçekten. Hani gerçekten öyle ya. Şu an düşündükçe hatta böyle tesir ediyor kafama. Brüj'ün sahneleri geliyor falan aklıma. O kuleye falan çıkışları yok mu? Muazzam ya. Kuleye çıkışları yok mu? Çok güzel gerçekten. Senin için dedim ya Berlin'dim. Berlin'din mi? Hani uyumuştun sonuna doğru gitmişsin. Abi uyumam ne fark eder yani. Sevdin sonu. Muhteşemdir yani. Doğru, gerçekten muhteşem film ya. Sen bunu nasıl yaptın ya? Şey gördüm. Önceden izledim kardeşim. Hayır şeyi diyorum ya. Kübriye diyorum sana, demiyorum. Yani Berlin'din baştan sona bir yani Berlin'din hakkında bence bizim ikimizin de söz hakkı yok yani, o kadar söyleyeyim. Hani ki biliyorsun o filmde hiçbir şey yapay ışık falan kullanmayışı. Tamamen mum ışıklarından. Zaten hani çoğu mekan dış mekanda çekiliyor. İç mekanların hepsinde de mum ışıklarıyla. O dönemin adam 1800'lerin deli bir adam mükemmeliyetçilik konusunda. O onu yapmak için de böyle kimseye şey yapmıyor. Ben böyle yapacağım, bunu çözün demiyor. Kendisi lens araştırıyor. Nasıl yapabilirim doğru falan. Hayvan gibi Kubrick Life in Pictures diye bir belgeseli var. Orada bunu da daha da şey yapıyorlar. Eğer Kubrick'in yakınındaysanız, Kubrick'le birlikteyseniz şunu görüyorsunuz diyor. İşi o adamın hayatı. Başka hani 24 saat uyurken bile iş düşündüğünü düşünüyorum. Ya, sinema yapacağı şeyleri, filmleri, görüntüleri düşündüğünü düşünüyorum. Life in Pictures o yüzden çok güzel bir şey. Eski uzun yaşasaydı. Birçok ertelenmiş projesi falan var biliyorsun değil mi? Bonaparte'ın hayatını anlatan bir film yapacaktı. İşte hatta mesela şeyi bilir misin Alp? Yüzüklerin Efendisi filmini ilk defa işte Beatles yapmak istiyor. İşte John Lennon, Harrison falan filan hani bir şey yapmak istiyorlar. McCarthy falan. Bunu film yapmak istiyorlar. Yönetmeni de Kubrick olarak şey yapıyorlar, seçiyorlar. Sonra bu film kabul ediliyor falan filan. Sonra bir şekilde maddi aksaklıklardan bilmem nelerden dolayı iptal ediliyor. Düşünsene Kubrick'in öyle bir şey yaptığını. Evet. Yüzüklerin Efendisi. Yani kafayı yerdik herhalde. Peter Jackson yanında yani şey kalırdı yani. Yeni olan kalırdı herhalde. Ki Kubrick de kafayı yiyebilirdi. Hani Yüzüklerin Efendisi'ni yaptığı. Biliyor musun Kubrick'in bu Space Odyssey filminde
2001 filminde bütün dekorları, bir daha kimse ilham almasın diye bütün dekorları yok ediyor abi. Fütüristik bir film yapıyor ve bütün filmdeki dekorları parçalattırıyor. Bilmiyordum bunu. Kimse onu taklit etmesin diye. Hakikaten yani baktığın zaman filme A Space Odyssey filminin o şeyi fütüristik uzay çağı dünyasındaki o dekorlar, şeyler falan filan acayip yani gerçekten. Ve tekrar yok ediyor. Bir daha kimse bunu şey yapmasın, görmesin falan diye. Müthiş bir film. En son çektiği film de şey zaten, Ice White Shot. Biliyorsun o da muhteşem bir film. Evet. Ay, gerçekten yoruldum ya. Sende yorulma yok mu? Gerçi sen bana öyle geliyor ki böyle uyumadan 3 gün konuşabilirsin. Yapabilir misin? Seninle sen? Evet. Şu an haklısın. Bir sanki 3 program yapmış gibi bir anımız var. Bunu 3 programa böleceğim muhtemelen zaten. Okey, anlıyorum. Yorulmakta haklısın. Ben de yoruldum açıkçası ama bunu hadi bitirelim listeyi. Evet, evet. No Quit. İkinci filmim Walkabout. Aa. Denk geldik. Seninki de böyle. Evet. Harika. Nasıl? Evet. Walkabout. Çok o zaman başka bunun hakkında bir iki bir şey söyleyelim ben. Söyleyelim. Ne söylemek istersin? Nicholas Roeg gerçekten bütün diğer film seçkilerine falan baktığımda gerçekten böyle garip garip filmler çekmiş bir herif. Ama Walkabout bunların başında bir baş tacı olarak en üst noktada duruyor. Ve muhteşem bir film yani bu film üzerine sadece insanların izlemesi ve hatta birkaç kere izlemesi ve üzerine konuşması gereken bir film belki. Doğru. Senin ve benim gibi. Doğru. Yani birkaç kere izledim ben de o filmi. Ben de birkaç kere izledim için, ve sürekli konuşuyoruz hakkında. Bundan sonuna kadar bütün sekansları, bütün planları planlanmış ve sanki bir... Biraz mesela anlatalım. Film nasıl bir film? Şimdi Avustralya aborjinlerde şöyle bir olay var. Erkek, topluluğun erkeği 16 yaşına geldiğinde çöle bırakılıyor. Tek başına çölde. Kaç aydı tam hatırlamıyorum süresinde. O kadar süre hayatta kaldıktan sonra geri gelip bu aslında bir sürü kadim kabilelerde olan bir kültür. Amazonlardaki de ormana salınma falan gibi şeyler. Erkek olarak geri dönüyor. Bizim ne sünnetimiz gibi bir şey mi? Askerliğimiz şey, ya da askere gitmek. Aborjinlerde şey var. Belli bir yaştan sonra erkek çocuğunu salıyorlar, bırakıyorlar. Yıllarca işte dolanıp duruyor çöllerde, şeylerde falan. Geri gelirse eğer kabilede bir önem arz ediyor. Kabilede bir yere sahip oluyor. Evet. Geri gelmezse de zaten başaramamış oluyor. Ve ana karakterimiz bunlardan biri. Yine bizim bütün aborjin filmlerinde göreceğimiz isim gibi David abimiz. David Gillapi. Nasıl okunuyorsa. Evet, onlardan biri. Bu şeylerinden birinde, bu walkabout deniyor bu olaya, çöle salınma. İngiliz genç bir hanım kızımızla küçük erkek kardeşini ile karşılaşıyor ve birlikte bir çöl yolculuğuna çıkıyorlar. Daha sonra babası bir takım, nasıl diyebiliriz ona, bir takım problem, şizofrenik değil de daha bir takım içsel problemlerden oluyor. Kafayı yiyor ve daha sonra değil, daha önce oluyor. daha önce evet. Çocuklarına ateş açıyor falan filan.
ve bir şekilde patlıyor o şeyi, arabası. Bunlar çölde yapayalnız, tek başına kalıyorlar ve çölde medeniyete ulaşmak için bir serüven yaşıyorlar. İnsan hakkında en muhteşem filmlerden biri değil mi? İnsanın, yani şunu söyleyebilir miyiz? İnsanın doğayla modern dünya arasındaki bir telmaşa gidiş geliş serüveni. Yani o iki denklemin arasında tam ortada duruşu belki de. Harika. Öyle zaten yani. Evet. Tam o, çünkü film de kendisini öyle gösteriyor. Tam ortada olarak gösteriyor. Hiçbir doğru. tarafı olmuyor yani. Ne bir aborjinin, yerlinin bir tarafı ya da medeniyetin bir tarafı oluyor. Tam ortasında böyle sabit, stabil bir Walcott gerçekten hani üzerine çok konuşacak bir film. Belki çok fazla izlediğimizden artık konuşmaya dair bir şey bulamıyoruz film hakkında. Çünkü çok fazla izledik. Ve her şeyi bizde tamamlandı gibi. Tesiri. Çok fazla konuştuk da çünkü. Tekrar tekrar aynı şeyleri konuşmak şey gibi oluyor. Mevlana diyor ya. Ne diyordu Mevlana? Gel. Ne olursun. Hayır. Mevlana şey diyor. Dün geride kaldı. Bugün yeni bir gündür. Artık yeni şeyler söylemek lazım. Yeni şeyler söylemek lazım. Azizim. Evet. Doğru. Birinci filmim Down by Law. Hiç evet hiç Hitchcock'tan hiçbir şey öğrenememişim. Hiçbir suspans vermeden söyledim değil mi? Down by Law ha? Evet. Wow. Bunu anlat ya bize. Neden bir Down by Law? Şarjım bitiyor. Onu bir takıp hemen anlatıyorum. Bekliyorum. Down by Law. Cincanmış filmi. Evet. Ice cream, you scream, we all scream for ice cream. Yes! Down by Law çünkü bu film ben üniversitenin ilk yılındayken sanırım 18-19 yaşlarımdayken izledim. Ve şöyle filmi nasıl bulduğumu da hatırlamıyorum. İlk izlediğim Carmuş filmi. Bir şekilde buldum. İlk izlediğim Carmuş filmi. Evet. Down by Law. O yüzden wow. Zaten. Yoksa Carmuş filmleri arasında ayrım yapamam. Bilmiyordum. Öyle. Yani ben mesela beklerdim bir ne bileyim Dead Man falan. Hani İlk izlediğin Carmuş filmi olması tabii bir şey yapıyor insana belki de. Evet. Ve şöyle bir zamanda izledim. Gerçekten duygu durum olarak... Neden Dead Man değil de Down by Law mesela? İşte diyorum ya nasıl bulduğumu hatırlamıyorum filmi. Carmuş'u tanımıyordum da o zaman. Hani şey olarak yönetmene göre izleme diye bir şey de yok. Filmi buldum sadece ve... izleyeyim bunu. Ha, Tom Waits'ten dolayı sanırım. Tom Waits'i çok seviyordum o dönem. Tom Waits oynuyormuş. Bu filmi bir izleyeyim dedim. Ve böyle duygu durumu olarak gerçekten iyi durumda olduğum bir dönem değildi. Biraz daha depresif bir dönemimdi. Öyle bir dönemden geçiyordum. Ve sabaha karşı izledim filmi. Tam böyle güneş doğmadan önce. Film bittiğinde güneş doğuyordu. Ve böyle her şey... Ayyuka kavuşmuş gibi olmuştu. Hani o benim aydınlanma anım gibi bir şeydi. O sabah sonra uyumadım. Devam ettim hayatıma. Böyle güzel bir kahvaltı hazırladım ve sürekli olarak o gün boyunca aklımda film vardı. Down by Law vardı. Çok etkilemişti. O yüzden... Sadece Tom Waits mi peki? Yani John Lurie... Hayır, izleme sebebim Tom Waits'ti ama ben sonra o Tom Waits'ten çıktı olay. Filmin büyüsüne kapıldım. Hatta Belis şöyle bir şey anlatmıştı. Şimdi ben Tom Robbins gibi herkese Carmuş önerme gibi bir şeyim de var ya. Belis de biz İzmir'deyken şöyle bir şey demişti.
annesi şey yapıyorken, bezelye soyuyorken, bezelye şey yapıyorken Dumb by Love'u açmış o da, salonda ikisi de. Annesi de bakıyormuş arada filme böyle. Filmi izlemek istediği için izliyormuş. Annesi de şey yapmış. İlk başlarda böyle kafasını kaldırıp izlerken bu ne ya, bu ne garip bir film falan demiş. Sonra zaman geçmiş, şey olmuş, bakmaya devam ediyor falan. Film bittikten sonra muhteşem bir filmdi bu demiş Beliz'e dönüp annesi. Hani böyle ilk, yani muhtemelen öyle çok daha farklı filmler izlememiştir. O yüzden o film yapısının biraz dışına çıkan bir şey olduğu için tekniğiyle vesaireyle. Duyuyor musun beni şu an? Evet, duyuyorum. İlk başta garipsemesine rağmen film bittikten sonra gerçekten o da mesela büyülenmiş ve muhteşem olduğunu söylemiş. Annesi de normal bir Türk insanı. Tanıyor musun sen de bilmiyorum ama şey, tanıyorum ama tatlı bir insan. İzmirli bir evet, Türk insanı. Öyle çok yani böyle bir insan hakkında böyle demek de şey gibi oluyor ama sinema konusunda o kadar şey değil. Ne değil? Olmak zorunda da değil. Hakim. Evet. Hakim de değil. Yani çok bir sürü insan mesela müzik dinlemiyor, film izlemiyor. Hakim olmak zorunda da değil ama onun da çok söz hakkı olmuyor bu konuda. Onun ya annesinin muhtemelen atıyorum tabii ki Dumb by Love hani filmi bir Amerikan bağımsız filmi hani şey yapabilir ama annesinin de ne nitekim sevdiği bir Türk sinemasında bir şey vardır elbet. Yani çünkü ondan beslenmiştir. Mesela doğru, film izlemeyen insan çok azdır. Yanılsak yani tabii şu an yaşayan günümüzde çünkü sinemanın hani 120 yıllık bir tarihi olduğunu düşünürsek bugün yaşayan ve sinemayla bağlantısı olmayan bir insandan söz edemeyiz. Annesi de muhtemelen bir Şener Şen ya da bir Ertem Eğilmez filmine karşı falan. Ki sen çok seviyorsun var. Son dönemde bu filmleri galiba. Son dönemde nedense ben evet bir Türk sinemasına karşı hani yani şey değil bu tabii milli sinema falan gibi bir duygu değil ama Türk sinemasında da gerçekten hani bir ne bileyim bir hani Tunus sineması, bir Polonya sineması falan dediğinizde hani birkaç isim geliyorsa bir Türk sineması dediğimizde de birkaç isim gelmesi gerekiyor değil mi? Hani teknik olarak. Mesela Türk sineması dediğinde bir isim geliyor mu ya da bir film? Benim şöyle bir şey, torrent kullandığım için film izlemek için, öyle bir korsan olduğum için Türk filmlerini çok fazla bulamıyorum. Ama bulabildikçe izlediklerim, mesela birlikte izlediğimiz aşk filmlerinin unutulmaz yönetmeni, sonra Metin Erksan'ın filmleri, Yavuz Turgul'un filmleri, neydi Ah Güzel İstanbul, Ah Güzel İstanbul, Atıf Yılmaz'ın filmleri. Son dönemde Onur Ünlü'nün filmlerini de seviyorum. Şeyin filmleri. Ya mesela bu insanlar hani evet bundan hiç bahsetmedik aslında. Bunlar da ciddi anlamda her ne kadar ülkemiz kaotik bir dönemde ya da zamanda olsa da bu insanlar da gerçekten sinema anlamında ciddi, güzel, büyük eserler vermiş insanlar. Doğru. Hani, Yavuz Turgul mesela ne yapalım yani Türk sinemasının dışında dünya sinemasında yok mu sayalım? Hani şey gibi Godard'ın bir lafı var şey diyor. Yani sinema Griffith'le başlamış Kiarostami'yle bitmiştir diyor. Şimdi Kiarostami'yi İran sinemasını yok mu sayalım? Bazı filmler mesela hangi milletten, nereden olursan ol izlediğinde bayılabileceğin
türden filmler. Mesela Susuz Yaz da öyle bir film. Öyle bir film abi. Bunu hangi yani, milletten bir birine izletirsen izlet. Wow. Ne kadar bir güzel. Tesir, bir kendinde bir şey bulacaktır. Evet. Emin mi? Yani muhteşem bir film, anladın mı? Bunu reddedemeyiz yani. Bu hani, Türk ya da İran ya da Afgan ne fark eder, anladın mı? Yani, ne fark eder yani? Yani sinema sonuçta. Sinemanın güzel yanı da bu bence. Evrensel oluşu. Yani hiçbir millete ya da bir şeye bağımsız kalmış. Yani Carmuş dediğimizde Amerika canlanmıyor kafamızda. Benim canlanmıyor kafamda. Hani evet Amerikan sinemasını işliyor. Ama Carmuş dediğimde daha evrensel bir şey canlanıyor. Nitekim. Hani evet onu işliyor ama hani Carmuş ondan soyutlanmış bir durumda ya da Kiarostami evet İran sinemasını işliyor ama ondan soyutlanmış bir durumda. Evet. Hani sadece o durum nerede olduğu, ne yaptı. Yoksa Kiraz'ın tadını izledin mi mesela? Tabii ki de izledim. Muhteşem bir film değil mi abi? Muazzam bir film. Hatta muazzam bu listeye film ekleyebilirdim. Çok iyi filmdi ya. Çok iyi bir film ya. Hani bunun İran'da çekilmiş olması bir şey mi ifade ediyor sence? Bence etmiyor. Bence nerede çekilirse niye bir şey ifade etsin ki zaten? Ne demek istiyorsun? Hayır yani genelde insanlarda böyle bir şey var ya hani milliyet ya da bir aidiyet duygusu. Hani bir şeye sahip ya, olduğunda Amerikan sineması. Siktir et o insanları ya. Ben de ama çok karşılaş. Mesela bir İran filmi söylediğinde ne Arapların şeyini mi izleyeceğim gibi var gerçekten öyle insanlar. Var yok mu abi? Şimdi ben mesela atıyorum sana desem Mecid Mecidi'nin filmlerini izle. İşte Cennet'in Çocukları, Cennet'in Rengi filmini izle desem. Örnek veriyorum. Sen diyelim ki o standart insan arketipindesin. Bana şey demez misin? Yani Cennet, İran, siktir et falan demez misin yani, anladın mı? Hani öyle bir şeye geliyor, anladın mı nokta? Yani sinema çok evrensel, yani bütün sanatlar yani sonuçta ben Picasso'nun yaptığı bir resmi Picasso işte şuralı buralı diye bakmıyorum ki sonuçta, değil mi? Onun yaptığı resmi halı işte biliyorsun Esra İşte halıcılıkla uğraşıyor falan, desenleri kaydediyor bilmem ne, bize hediye etti birkaç halı. Picasso'nun bir halısını da hediye etti bize, teşekkür ediyoruz ona. Ve mutfağa her girdiğimde Picasso'nun o eseriyle, o tablosuyla böyle hemhal oluyorum, karşılaşıyorum. Sonra işte biberimi, işte mantarımı falan kendimi soyarken buluyorum, anladın mı? Ama bunları yaparken çıplak ayakla ojeli parmaklarımla Picasso'nun tablosunun üstündeyim. Bu bir şey ifade eder mi abi? Yani bu hiçbir şey ifade etmez yani. Umurumda bile değil. Sadece Picasso'nun muhteşem bir tablosunun üstündeyim. Ama hiçbir şey ifade etmez gibi bir durum. Bilemiyorum. Evet, bu arada dediğim gibi Mecid Mecidi'nin Cennet'in Çocukları, Cennet'in Rengi falan gibi filmleri var. İzleyin abi. Çok acayip. Muhtemelen izlemeyemişsinizdir. Çok acayip gerçek. İzleyin. Tamam. Evet, birinci filmin. Birinci film. Sence ne? Dur biraz düşüneyim. Senin birinci filmin. Ya çok basit aslında yani. Çok bilindik. Çok klişe belki. Hani, Yüzüklerin Efendisi çok... değil mi? Değil, hayır. Ne? Godfather. Hadi ya. Evet. Neden olduğunu konuşalım istersen birkaç dakika. Bence bilmiyorum. Sen gerçi sen de benim gibi kitabını okudun. Ne bileyim Coppola
tesiri altında kaldım ister istemez. Bilemiyorum ya, muhteşem bir film. Öyle. Her şey yani, hani kitabından bağımsız konuşursak, Mario Puzo'dan izin isteyerek kenarda köşede o dursun ve biz konuşalım istiyorum. Çünkü o çok onun Godfather dosyası falan kitabını da okuduk. O çok böyle müdahale etmeyi seven bir abimiz Mario Puzo. O kenarda kalsın. Biz Godfather'ı konuşalım. Gerçekten tek kelimeyle muhteşem bir film bence. Yani seri halinde. Üçüncü filmini o kadar çok sevmiyorum. Hatta film şeyini sıralarsak 2-1-3 olarak adlandırabilirim şeyleri, sıralamasını. 2-1-3 diye nitelen. En sevdiğim filmin ikisi. Sonra 1, sonra 3. Ama yani bu üçleme esasında bilmiyorum, Coppola ile de alakalı bir şey değil aslında. Bu film gerçekten hani belki çok basitinde bir mafya filmi, bir film noir, bir and, yani zaten film noirleri seviyorum. Ve bir underground bir şey, bir film belki, ama hani bilmiyorum abi, yani baba filmini çok seviyorum ya. Hani ondan underground ya? Konu itibariyle hani mafya şey, he, daha böyle underground kabul edebileceğimiz bir karakter düzinesi hakim filme. Ama baba filmi gerçekten, Godfather muhteşem bir film ya, başından sonuna kadar. Yani her aşamasında muhteşem bir film. Coppola'ya gerçekten bu anlamda saygım sonsuz. Uzun yıllardır bu şeyi, mesela o en başta konuştuğumuz şey vardı ya, yıllar geçtikçe film seçkisi değişiyor insanın, haklı olarak. Çünkü yeni filmler izliyorsun, yeni bakış açıları falan. Mesela Coppola bu anlamda beni hala şey yapamamış bir insan, hala değiştirememiş insanlardan biridir mesela. Baba gerçekten çok değerli bir kitap ve çok değerli bir eser. Hani işleyişi bakımından. Hatta birçok şey vardır ya, hani bilirsin. Hani hep şey muhabbetleri olur. Abi kitabı iyiydi de filmi boktan. Hani abi işte kitaptaki duygu filmde yok. Ya da filmi çok iyi ama kitapta daha vasat falan. Hani o düşünceler sistemi vardır ya. Bu kitapta öyle bir şey yok abi. Kitabı da muhteşem, filmi de muhteşem. Hani bunun bir orantısı yok. Ve bilmiyorum öyle. Mesela sana şunu sorayım. John Cazale hakkında ne düşünüyorsun? Kim hakkında? John Cazale. Kim o? Kitapta Freddy, yani filmde Freddy diye Al Pacino'nun kardeşi rolünü oynuyor. Şey mi? Pek şeyde o, Las Vegas. Ayan, kel olan adam. Kelleşen daha doğrusu. Birazcık, aynen kel. Hani böyle pısırık mısırık bir karakter var ya. Evet, en pısırıkları kardeşlerim. En pısırıkları, aynen kardeşlerim. Onun oyunculuğu hakkında ne düşünüyorsun? Güzel. Çok iyiydi. Ya o filmdeki bütün oyunculuklar güzeldi. Öyle bir tasarım var. Diğerleri zaten muhteşem. Al Pacino'lar, Robert De Niro'lar, Marlon Brando'lar falan filan. Bunları bir kenara it. John Cazale'yi ala mesela. John Cazale çok enteresan bir adam. Yazsana lütfen. John Cazale. John Cazale. Lütfen yaz. Lütfen yaz. Ve adamın suratı yüzüne yaz. C-A-L-Z-A-L. John Cazale. Bu adam bana kimi hatırlattı? Bir... Bak, bu adamın bir filmografisine bak.
Çok şey bir yüzü var gerçekten. Bak şimdi mesela filmografisine bak. Ben sana bir şey anlatayım. Filmografisi. Dog Day Afternoon, Godfather. Bak Godfather bir. Bir dakika, bak, Conversation. Evet, Conversation şeyin gene Ekman'la oynadı. Bak şimdi. İyi dinle beni. Evet. John Cazar Al Pacino'nun ev arkadaşı abi. Tamam mı? Al Pacino ile John Cazar birlikte ev arkadaşlığı yapıyorlar. O dönemlerde. 1960'ların sonunda falan. Ondan tamam. Sonra bunlar ev arkadaşlar. John Cazar gerçekten inanılmaz ya, böyle kendimi buluyorum o adamda. İnanılmaz tembel bir adam John Cazar. Al Pacino ile ev arkadaşı, yani Al Pacino böyle şey anlatıyor. Bir şeyi yaparken diyor, hani bir böyle bir şeyi yaparken alet edevat kullanıyor, bir şeyi yaparken falan hani saatler geçiyordu yapmasında. Bir yemeği yerken 3 saatte yiyordu diyor yemeği. Hani şeyi, inanılmaz tembel bir adam John Cazar. Ve Al Pacino Godfather filmine işte Coppola'nın sayesinde seçilince Freddy karakterine de arkadaşını, ev arkadaşını öneriyor. John Cazale. Ve bir şekilde kabul ediliyor. Seçmelerden, auditionlardan falan geçiyor. John Cazale kabul ediliyor. Biliyorsun hani hatta meşhur sahneleri var John Cazale'le alakalı falan. Sen olduğunu biliyorum falan diyor Michael Corleone filmde. Hani ihanet eden kişinin sen olduğunu biliyorum falan. İkinci filmde vuruluyordu sonra. Evet, en sonunda hayır şey, tekneyle uzaklaştırılıyor, öldürülüyor. Evet. John Cazale'in mesela filmografisine bak, oynadığı filmler. Baba 1, Baba 2, Conversation, bir de şeyin yine Al Pacino ile oynadığı Sidney Lumet'in bir şeyi var. Neydi? Dog Grown Dog Day Afternoon. Miydi? Ha, Dog Grown Afternoon mesela. Hepsinde Al Pacino ile oynuyor. Sadece bir filmi var. The Deer Hunter diye bir filmi var. O Al Pacino'suz. Diğer bütün filmlerinde, diğer bütün dört, yani üç filminde Al Pacino ile, yani Coppola ile bir şekilde üç filminde temas ediyor falan. Bu normalde konservatuar mezunu John Cazan. Ama o kadar bir tembel bir herif ki normalde. Kendi kişiliğimle çok böyle bağlantılı buluyorum John Cazale'i. O kadar tembel ki bir yemeği yemesi 2 saat sürüyor. Hani böyle, anladın mı? Şey Romalı yani böyle. Gibi. Romalı gibi aynen. Çok yavaş takılan falan bir herif. Hani umursamayan hiçbir şeyi. Oyunculukla ilgili muhteşem bir oyunculuğu var mesela. Ama o kadar tembel bir herif ki yani. Al Pacino ile ev arkadaşı. Hatta Al Pacino öldükten sonra şey diyor. O kadar tembel bir herifti ki diyor. Hani onunla bir plan yaptığımızda diyor, planın iptal olması söz konusu bile değildi. Hani ertesi gün hani direkt plan iptal oluyordu. Yani hiçbir plan yapamıyordunuz. Çok yani her şeye geç kalan falan bir insandı diyor. Bu zaten Godfather filmine Al Pacino seçildikten sonra Coppola'ya o öneriyor. Al Pacino öneriyor John Cazale'in oynamasını. Ve o şekilde John Cazale işte audition'a falan giriyor. Kazanıp Godfather'da oynuyor mesela. Oyunculuk anlamında benim için gerçekten enteresan bir adam John Cazale mesela. Hiç başka bir oyunculuk deneyimi falan yok değil mi? Yok. Hiçbir şeyi yok abi. Çok beslendiğim bir adam. Çok acayip, inanılmaz tembel bir adam. Yani hani oyuncu olmasa gerçekten hiçbir iş yapamayacak bir herif. Öyle söyleyeyim sana. O kadar tembel bir herif. Hani bir yemeğini 2-3 saatte yiyor. Bir kafeteryada Al Pacino öyle yemek yiyorlar. Al Pacino 15 dakikada bitiriyor yemeğini. 2 saat John Cazale'in yemeğinin bitmesini bekliyor falan. Hani öyle bir karakter.
Ve Godfather 1, Godfather 2, sonra Conversation, sonra Sidney Lumet'in, o Al Pacino'nun gay karakterini oynadığı Dog, Ant Afternoon, neydi o filmin ismi? Sonra Deer Hunter filminde oynuyor. Deer Hunter filmi de John Cazale o zamanlar on Deer Hunter filmindeki kadın neydi? Amerikan'ın şeyi Mary neydi bir baksana. Meryl Streep. Tamam. Bak. Meryl Streep. Meryl Streep ile sevgili John Cazale. O dönem. Meryl Streep ile sevgililer. Bayağı da tutkulu falan bir şeyleri var. O zaman kansere mi ne yakalanıyor John Cazale? Şeyden dolayı, kansere yakalandığı hastalığından dolayı işte kabul edilmiyor şeye. Deer Hunter filmine. Ondan sonra Meryl Streep başrolde sevgilisi. Robert De Niro falan da oynuyor. Ray Liotta, Robert De Niro falan. Onların baskısıyla John Cazale ölümünden önce filme kabul ediliyor. Oyuncuların baskısıyla, Meryl Streep, Robert De Niro'nun falan baskısıyla oyunculuğa kabul ediliyor. Ve o filmi çektikten sonra ölüyor abi. O film hatta yayınlanmadan falan bile önce ölüyor diye biliyorum. Ve hayatında 4-5 tane filmi var aslında. Muhteşem bir oyuncu yani. Ve bu kadar hani karakteri itibariyle bilmiyorum, çok beslendiğim bir adam açıkçası. Çok böyle of Godfather izlediğimde, onu gördüğümde büyülenirim mesela. John Cazale'in oyunculuğunu falan. Çok böyle Godfather'ı 1'e koymanın bütün sebebi John Cazale'miş gibi geliyor. Hayır, John Cazale değil. Hayır, yani değil. Bir 15 dakika John Cazale'den bahsediyorum. John Cazale'i çok seviyorum. Belli. Neden bilmiyorum. Bunu sana belki söylemedim. Evet, belki hiç de. Ben ilk kez duyuyorum bunları. Evet, John Cazale çünkü ya bilmiyorum abi, o adamın suratında ya da şeyinde tuhaf bir şey var, anladın evet, mı? Var yani gerçekten. Böyle beni gerçekten böyle büyüleyen hani, ve zaten adamın toplamda 4-5 tane filmi var. Dördü Coppola'nın filmi, bir tanesi başka bir hepsini görüyorum. İzledin değil mi? Hepsini izledim. Ben mesela hatırlıyorum lisedeyken falan, lisenin başlarında Angelina Jolie'nin bütün filmlerini izledim. Çünkü onun yüzünde ve diğer vücudunun belli yerlerindeki şeyler ilgimi çekiyordu. Evet. Bütün Angelina Jolie filmlerini izlemiştim. Tomb Raider falan. Evet. Tomb Raider'ı hala çok seviyorum o yüzden. Oyunlarını, mesela oyun oynamam hiç. Oyunlarını oynadım hepsini. Şimdi yeni çekilmiş Tomb Raider'ı da izledim. Ha, oradan kalmış bir şey var. Angelina Jolie, biliyorsun ama Brad Pitt artık Angelina Jolie'yi bıraktıktan, boşandıklardan sonra şu an Jennifer Aniston'la. Önceden de onları. Biz ama bak, sinema konuşacağız dedik, magazin konuşuyoruz. Magazin, aynen. O da enteresan abi. Ben merak ediyorum. Yani. Mesela Angelina Jolie'nin şeyini düşün. Bill Bob Thornton'la evleniyor. Bu Fargo'nun dizisinin başrolündeki adam. Bill Bob Thornton'la evleniyor. Boşanıyor. Sonra bir kızla evleniyor. Kızla evleniyor. Boşanıyorlar. Evet. Sonra Brad Pitt'le evleniyor. Yani o nasıl bir geçiş abi? Bu arada kafası karışık yani. Aynen, Brad Pitt'le Jennifer Aniston'la evli. Boşanıyor. Angelina Jolie'ye şu an Jennifer Aniston'la bir beraber işte, Egemen'in bir sözü var. Uzayda her şey mümkün. Uzayda her şey mübah. Evet. Bu da bir sözü. Yani kim o yüzden kimle evleniyor, ne yapıyor? Çok da evet. Kimle evleniyorsa evlensin. Sen o zaman 2-3 cümle söyle babayla ilgili. Babayla ilgili. Kitabını okudun. Biliyorsun Mario Puzo ve devamında gelişen hikayeler. Sonra bitirelim
muhabbet. Ama senden nasıl bir tesir ediyor? Kitabını okudun abi. Nasıl bir kitap? Kitabı muhteşem bir kitap. Gerçekten beni böyle Sicilya'ya gitme isteği uyandıran bir kitap. Ama şunu bilmek de acı. Sicilya'ya gitsen de sen o hayata çok yakınlaşamazsın yani. Sen hep bir turistsin. Ona şey yapamazsın. O yüzden o hayata girmenin yolu Sicilya'ya gitmek değil. Babayı okuyup o kitabın içinde yaşamak. Bunu sunduğu için Mario Puzo'ya çok teşekkür ediyoruz ya. Bize. Sicilya'da yaşamak isterseniz ya. Babayı okuyun. Okay. O kültüre girmek isteyen. Çünkü gerçekten oraya fiziki olarak gitmekten daha şey bir deneyim sunar bence. İrem, çok yorulduk. Vallahi siz yoruldunuz. Ben de sizinle konuşurken durmadım. Sürekli bir şeyler yapıyorum. Ben de çok yoruldum. Ne yapalım? Hadi meditasyona geçelim şimdi. Meditasyon yapalım. Hadi. Hadi Gayatri Mantra. Ben baktım. Bakmadım. Nasıl yazıldığını söyle de bakayım bari sonra. Gayatri Mantra mı? Gayatri Mantra. Okunduğu gibi. Okunduğu gibi. Okey, yazdım. Evet. Tamam. Şimdi o zaman bu bölümü burada bitirelim. Ve okay. Gidip Gayatri Mantra dinleyeceğim ben şimdi biraz. Çünkü... Kimden o? Neyi de okudunuz? Deva galiba. Deva mı? Öyle bir şey. O kadından dinle. O kadın zaten en meşhur. Tamam. Deva mıydı? Öyle bir şeydi. Zaten görürsün. Gayatri Mantra yaz. Çıkıyor. Tamam, uzanıp. Bir de ne, problem ne biliyor musun üstad? Şu kulaklık çok yakıyor. Çok acıtıyor canımı. Yoruyor yani kulakları. Şu an kulaklarım... Üstad, ben kulaksızım. Van Gogh gibi. Gayet acısız. Evet, anlıyorum seni. Bir zamanlar benim de kulağımı yakıyordu. İlk programımızda. Okay, tamam. Tamamdır. Okay. Öpüyorum sizi. Sizi çok seviyorum. Sizi. Canını öp benim için. Tamam. Şu an içeride bir yerlerde. Görüşürüz. Yok kızlar.